Önce şu ilişkiyi bir kuralım. Program geliştirme sürecinin ilk aşaması planlamadır. Program geliştirme sürecinin planlanması, komisyon oluşturma, çalışma planı hazırlama ve ihtiyaç belirlemedir. Ondan sonra program tasarlanır. Yani program geliştirmede önce planlama yapılır, sonra program tasarlanır. Program tasarlama derken ne demek istiyoruz? Hedeflerimizi, konularımızı, yani içeriğimizi eğitim durumlarımızı yani yöntemlerimizi belirliyor ve ölçme araçlarımızı geliştiriyor. Programları pilot okullara gönderiyor, değerlendiriyor. Eksiklerimiz varsa düzeltiyor. Tüm ülkede ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. O halde şimdi aslında ne aşamasına geçtik hocam? Program tasarlama aşamasına geçtik. Evet planlama aşaması bitti. Şimdi tasarlayacağız. Peki bir program tasarlama ekibi işe öncelikle neyle başlamalıdır derse ne diyeceğiz? Hedef. Unutmayın program tasarlama sürecinde öğrencilere kazandırmak istediğimiz özelliklere hedef denir. Şunu çok rahat söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Öğrencilere kazandırmak istediğimiz özelliklere hedef diyoruz ve niçin sorusuna yanıt aracağız. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Sorunuz şurada. Hatta şu diyebilirim yani bilişsel alan basamakları var ya onunla ilgili bilgi vereceğim ama kısaca programların dikey ve yatay hedefleri nelermiş onları gördük. Bakın siz söylesenize Milli Eğitim Bakanlığı'nın politik düzeyde ve ideal insan yetiştirme hedeflerine ne diyoruz? Uzak. İlkokul, ortaokul, lise gibi okulların hedeflerine ne diyoruz? Genel. Peki derslerin hedeflerine ne diyoruz? özel. Peki şu ne tür bir hedef? Ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı, geniş dünya görüşüne sahip, hür ve bilimsel düşünebilen, araştırma ve inceleme yapabilen bireyler yetiştiriyoruz. Güzel. Peki okuma ve yazmaya hazır hale gelmiş, sosyalleşmiş, bakım becerilerini kazanmış, Türkçe'yi kurallarına uygun konuşmayı öğrenmiş bireyler istiyoruz. Bunlar hangi okulun hedefleridir sizce? Okuma yazmaya hazır hale falan geliyor. Ana sınıfı değil mi? Daha henüz okumuyor yazmıyor ama buna hazır hale geliyor. Peki üstü sayılarla problem çözüyor, cümleyi ögelerine ayırıyor falan. Özel hedef. Peki haydi kızlar okula kampanyası ne tür bir hedeftir? Niye? Çünkü MEP politikası bu. Peki kızlar okula geldikten sonra okuyor, yazıyor, milli ve manevi değerlerini öğreniyor. İlkokulun hedefleridir bunlar. Peki bu kızlar artık işi abarttı. Üstü sayılarla problem çözüyor, cümle ögelerine falan ayırıyorlar. Buna ne diyeceğiz hocam? Özel hedefler yani dersin hedefleri diyeceğiz. Yatay hedeflerimizin arkadaşlar üç boyutlu olduğunu görüyoruz. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor. Soruyorum lütfen yanıt. Önce bilişselden başlıyorum. Bunlar aşamalı. Bak kesin sorunuz var ve sorunuz şurada. Sadece soruma yanıt versenize. Sıralıyor, listeliyor tanımlıyor, anımsıyor, hatırlıyor, eşleştiriyor. Yani ne yapıyor? Biliyor. Önemini açıklıyor, kendi cümleleriyle ifade ediyor, örnekler veriyor, özetliyor, eşle, eşleştiriyordum, çeviriyor. Kendi cümleleriyle ifade ediyor deseydi buna ne diyecektik arkadaşlar? Kavramada idrak yollarının açık olması lazım hep söylerim. Peki çocuğun idrak yollarını nasıl açacağız hocam? İdrak yolları tıkalı. Yani anlama yolları tıkalı. Çok basit. Kendi cümleleriyle ifade etmesini, örnekler vermesini, özetlemesini, anladığını bize açıklamasını isteyeceğiz. Buna kavrama diyoruz. Peki, problem çözüyor, alan hesaplaması yapıyor, çevre hesaplaması yapıyor, İngilizce bir adres tarif ediyor deseydi bilissel alan uygulaması. Peki, karşılaştırıyor, inceliyor, ilişkilendiriyor tümden gelimsel düşünme yapıyor, parçalar arasındaki ögeleri birbirleriyle ilişkilendiriyor deseydi analiz. Peki tümden gelim değil de tüme varım yapıyor, parçalardan bütüne ulaşıyor, özgün ürünler oluşturuyor, tasarlıyor, yapılandırıyor deseydi sentez. Ölçütle karşılaştırarak analiz ediyor güçlü ve zayıf yönleriyle kararlar veriyor, yargılıyor, hükümlüyor, hüküm veriyor, sorguluyor, eleştiriyor deseydi. Peki ufak ufak sorularıma lütfen yanıt. Sanırım şair evlenmesi Şinasi'nin bir tiyatro eseri idi. Güzel. Peki 2x artı 1 eşittir 0 denkleminin açıklamasını Türkçe şu şekilde yapabiliriz hangi sayının iki katının bir fazlası sıfıra eşittir? Denklemi bakın dikkat edin arkadaşlar. Denklemde ne anladığımı ne yapıyorum? Açıklıyorum. Türkçe sözcüklerle ifade ediyorum. Bu ne işte? Kavrama. Peki bu denklemi kurarsam, eksi 1 bölü 2 olduğu sonucuna varırsam, işte bu uygulama. Peki, bir kompozisyonun giriş gelişme sonuç ilişkisini kuruyor. Bu ne? Analiz niye? Çünkü parçalar arası ilişkiler var onları kuruyor. Peki giriş ve gelişme cümlesi verilmiş bir kompozisyon cümlesinin sonuç cümlesini yazıyor. Bu sentez niye hocam? Çünkü parçalardan neye ulaşıyor? Bütüne ulaşıyor. Yani tüme varıyor. Sentezde mutlaka tüme varım olacak. Anlaşıldı mı demek istediğimiz? Ve özgün bir ürün ne yapacaksınız? Ortaya getireceksiniz. Peki aramızda bitirme tezi hazırlayan var mı arkadaşlar? Güzel. Ee, senin ismin yazıyor mu hocam kapağın üzerinde? O halde sentez hazırlarsan buna ne diyeceğiz? Sentez. Yani sana özgü. Parçaları sen meydana getirdin ya. Parçalardan bütüne bu ulaştı. Parçalardan bütüne. Peki ben tez hazırlasaydım? Hayır o da sentez olurdu ya. Bana özgü küçük parçaları bir araya getirerek bütünü ben oluşturdum. Peki... Yaşar Kemal çok kıymetli bir yazar olmasına rağmen romanları biraz kahramanlarının abartısından dolayı riskli gibi deseydim. Yaşar Kemal'i ne yaptım hocam? Değerlendirdim. Peki karışık soruyorum. Problem çözüyor. Güzel. Problem üretiyor. Problemin çözümünü ispat ediyor ve problemin doğrulu ve yanlışla ilgili kararlar veriyor. Değil mi? Yani bu şekilde soruları çözdüğünüzü düşünün. Peki duyuşsal anlamda herhangi bir olguyu dikkatlice izlemeye ne diyoruz? Alma. Ona istekli olmaya ne diyoruz? Tepkide bulunma. Peki ona zaman ayırmaya ve ona önem vermeye ne diyoruz? Değer verme. Önceki değerlerimizle yeni değerlerimizi karşılaştırıyor. Öncekileri bir kenara bırakıyor ve yenileriyle uyumlu yaşamaya başlıyorsak. Örgütleme. Bu benim tanımım değil. Bu Piaget'in tanımı. Örgütleme tanımını hatırlıyor musunuz? Ön bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirmeye ne deniyor? Örgütleme Piaget'e göre. Peki önceki değerlerimle duygusal düşünün yeni değerlerimi ilişkilendiriyor. Öncekileri bir kenara bırakıyor ve yeni değerlerimle yaşamaya ve uyumlu hale gelmeye başlıyorum. Peki o değeri yaşamımın bir parçası haline getiriyor ve o olmadan yaşayamıyorsam kişilik haline getirme. Peki şu ne? Sakalsız gezmem, şapkasız çıkmam. Eğer damarlarımı kesseniz sarı lacivert akar derseniz. Bu ne hocam? Artık adam bunu ne haline getirmiş hocam? Kişilik haline getirmiş. Beni öldürseniz de arkadaşımı satmam. Bu da kişilik haline getirme. Acımdan ölürüm ama arkadaşlar arkadaşımı satmam. Bu ne hocam? Kişilik haline getirme. Peki Mehmet kitap okumak için milli kütüphaneye gelir ve oradaki Türk tarihi kitapları dikkatini çok çeker. Kitap okumak için istekli davranışlar sergiler ve raflara doğru ilerler. Kitap okumak için Milli Kütüphane'ye 3 ve 5 saatleri arasında gelir. Kitap okumak için ona zaman ayırıyor, değil mi arkadaşlar? Peki o güne kadar hayatında tek bir sayfa dahi kitap okumamış Mehmet. Artık bu eski alışkanlıklarının yerine kitap okuru yeni tavırlar sergilemeye başlarsa. Peki Mehmet, önceki alışkanlıklarını bir kenara bıraktı yeni değerler edindi. Peki Mehmet yatmadan bile kitap okuyamıyor. Her gün çantasında mutlaka bir kitap taşır deseydi bunu yaşamının bir neyi haline getirmiş arkadaşlar? Felsefesi haline getirmiş. Peki şu yanıt almak istiyorum ya. Yemek pişirme nasıl bir beceri? Psikomotor beceri. Peki bir genç kız annesini yemek pişirirken izlerse buna ne diyorduk hatırlayın? Algılama. Peki annesinin ona bazen yemek pişirmek için ona görev vermesi durumu söz konusu olur. Peki çocuğun yemek yapmak için tezgaha geçmesi halini diyoruz? Kurulma. Peki yaparken anne ona yer yer yardım ediyor değil mi? Bak şurada şunu yapmalıydın, burada bunu yapmalıydın gibi. Kılavuzlama yapma. Yani kılavuzlama. Şimdi dinliyoruz. Bir menemen yap demişiz ama menemenden başka her şeye benziyor valla. Mekanikleşme. Ama öyle bir yemek yapmış ki da yersiniz. O ne? Beceri haline getirme. Valla o baklavayı yapan arkadaşlar, kız artık yaş pasta falan da yapıyor. Yani durumları farklı durumlara ne yapıyor? Aktarıyor. İstiyorsanız kek tarifi falan da vereyim yani o seviyeye geldim evde. Anladınız mı? Farklı durumlara ne yapıyor? Aktarıyor. Peki özgün bir yemek pişirme tarzı oluşturuyor deseydi yaratma. Şuradaki yaratmayla şuradaki sentezi karıştırmayın oldu mu arkadaşlar? Bak şuradaki yaratmayla şuradaki sentezi ne yapmıyoruz? Karıştırmıyoruz. Peki şu sorunun cevabı ne? Mehmet yeni bir yemek pişirme modeli bulur. Ha, yemek pişirme psikomotor. Peki Mehmet yeni bir kompozisyon yazar deseydi, o bilişsel düzeydi. Peki şu sorunun cevabını arkadaşlar? Ayşegül yemek pişiriyor. İki seçenek veriyorum. A uygulama, B beceri haline getirme. Ha, bak bunun ayrımına varırsanız kurtarırsınız burada. Geçen sene analizi sormuştu. Bakalım bu sene ne yapacak? Burada iyi hissediyor musunuz kendiniz? Yapar mısınız hocam? Devam ediyoruz. Bloom'un bunlar Bloom'undu değil mi arkadaşlar? Bloom'un iki arkadaşı var. Anderson ve Kratwell. Onlar Bloom'un bilişsel alan basamaklarının son iki basamağını ne yapıyorlar sevgili arkadaşlar? Değiştiriyorlar. Peki Bloom'a göre en üst düzey hangisidir dese ne diyeceğiz? Güzel. Yenilenen bilişsel alan basamaklarına göre derse ne alacağız? Sentez. Bir de bu yenilenen bilişsel alan basamaklarında Şimdi dikkat ediyoruz. Bilişsel süreç boyutunu kaça ayırıyorlar? 6'ya. En üst basamak yaratma. Peki bilgi boyutunu kaça ayırıyorlar arkadaşlar? 4'e. Şimdi dinliyoruz. Eğer ezbere ve tanımlamaya dayalı bilgileriniz varsa olgusal. Anlamaya, ifade etmeye, yorumlamaya, örneklemeye, sınıflamaya dayalı bilgileriniz varsa kavramsal. İşlem adımlarını takip etmeye dayalı bilgileriniz varsa işlemsel, kendi öğrenme yolunuzu işe koşmanız varsa buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Meta bilişsel yani üst bilişsel diyebiliriz. Peki soruma yanıt versenize. Mehmet bakteriyi tanımlıyor. Ne tür bir bilgi hocam? Güzel. Bakterileri bilmenin yaşamımızdaki önemini açıklıyor deseydi. Güzel. Peki sağlıklı yaşamanın işlem adımlarını biliyor düzenli uyku uyumasından tutun da yemek yemesine kadar. Bu ne tür bir bilgi? İşlemsel bilgi. Peki kendi öğrenme yollarını fark ediyor. Kendi öğrenme yollarına göre hareket ediyor deseydi meta biliş. Bir matematik öğretmenimiz var mı? Bir görebilir miyim matematik öğretmenimizi? Güzel. İsminiz ne hocam? Evet sizin hocam. Ha? Büşra öğretmen. Peki Büşra öğretmeni deseydim ki dört işlem nelerdir? O da bana deseydi ki toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunlar matematiğin nasıl bilgileri olurdu? Güzel. Peki deseydim ki 2x artı 1 sıfır eşittir denklemini bize Türkçe sözcüklerle açıklasana. O da deseydi ki hangi sayının iki katının bir fazlası sıfıra eşit eder? Bu ne tür bir bilgi olurdu? Peki biri sağ tarafa attığımızda eksi 1 olarak geçer deyip eksi 1 bölü 2 sonucuna ulaşsaydı bu ne tür bir bilgi olurdu? Hemen öğretmenimizden bir işlem adımları alacağım. Bir çarpanların ayırma sorumuz var tamam mı hocam? İşlemsel bilgini test etmek istiyorum. Ve parantezin içi ve parantezin solu sağ var. İşleme önce nereden başlamalıyız? Süpersin arkadaşımız işlem adımlarını ne yapıyor? Biliyor harika. Peki deseydik hocam ben yeni bir işlem adımı buldum. Bu adımdan gidince daha iyi öğrendiğimi fark ettim. Kendi öğrenme yollarının neyine varıyor hocam? farkına. Daha iyi nasıl öğreneceğimi buldum. Program tasarlamada öğrencilere kazandırılacak özellikler, yani hedefler bitti. Peki, hedefiniz var ama öğreteceğiniz konular yoksa bu iş olur mu hocam? Bu iş olmaz. Peki bana söyleseniz de öğrencilere öğreteceğimiz konular ve kavramlar, bilgiler ve olgular bizim programımızın neyidir? İçeriğidir fen olur, Türkçe olur, sosyal olur. O hedefi gerçekleştirmek için konuları tasarlayacağız. Mesela ne öğretelim sorusuna fen gibi yanıtlar arayacağız ve fenin konularını yazacağız. Tabi burada bize konu alanı uzmanları destek olacak arkadaşlar. Çıkar mı bilemiyorum ama bunları bilin İçerik hazırlama ilkeleridir. Tüm dengelim aradan çıkartalım. Kavramlar genelden özele olacak şekilde sıralanacak. Mesela önce informal eğitim mi tanımlanmalı yoksa formal eğitim mi? İkisi de değil. Önce neyi tanımlayacağız hocam? Eğitim harikasınız. O halde en kapsamlı olandan en özele doğru ne yapacağız? Gideceğiz. Şimdi dinliyorsunuz. Ön koşul. Farklı iki konu, farklı iki ünite, farklı iki bilgi arasında aşamalılık sağlayacağız. Birini bitirmeden öbürüne geçmeyeceğiz. Peki bana söylesenize sınıf öğretmenlerimizi bir görebilir miyim? Önce yazmayı mı öğretiyoruz okumayı mı? Yazmayı kendimden hatırlıyorum. Cuma Kılıç bize önce yazmayı öğrettiydi. Önce çizgi çizmeyi öğrettiydi. Sonra neyi öğrenmiştik hatırlarsanız? Okumayı. Peki okumayı bilmeden, yazmayı bilmeden okumaya geçemez. Bu konular arası nasıl bir ilişki? Ön koşul birini bitirmeden öbürüne başlayamaz. İlginç bir noktaya varacağım bazen konular arası ilişkiden ziyade bir konunun kendi içindeki alt konular arasında ilişki olabilir. Farklı üniteler arasındaki aşamalılık burada yerini aynı ünitenin alt konular arasındaki aşamalılığa bırakıyor. Mesela yazmayı bilmeden okumaya başlayamıyor. Ön koşul. Geç. Peki yazma ünitesini alın. Bir üniteyi. Onun içindeki alt başlıklara bakalım. Önce çiziyor, sonra harfi yazıyor, sonra kelime yazıyor, sonra cümle yazıyor. Bir ünitenin alt başlıkları arasında bir ilişki varsa buna kapsama denir. Konular birbirlerinin neyinde oluyor bu sefer hocam? Kapsamında. Peki önceki bilgileriyle yeni bilgilerinde ne yapmak zorunda? İlişkilendirmek zorunda. Çizmeden harfi ne yapamayacak? Yazamayacak. Ön koşuldaki o farklı üniteler arası ilişkiye benzemez bu. Peki alfabedeki A harfini yazabilmesi için önceden ne yazması gerekiyormuş burada? Çizgi. Peki çizgi birimleri mesela düz çizgi, yatay çizgi falan kendinden sonrakine de ne oluşturacak burada A harfini? Zemin oluşturacak. O ilkokulda hatırlıyor musunuz bol bol daireler yaptırırlardı, çizgiler çizdirirlerdi. Onlar hepsi harfin içinde varlar. Yani konular birbirinin kapsamında yani birbirinin içinde. Evet şimdi bunu sarmal ilişkide biraz daha iyi anlayacaksınız. Şunu da doğrusal ilişkide daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Soru çıkar mı bilemiyorum ama içerik ilkelerinden iki tane ön örgütleyici, sentezleyici. Siz bana söylesenize ön örgütleyici ünitenin başında mı yapılır sonunda mı? Bunu kurtardık. Sentezleyici o halde ünitenin içindekiler kısmını başa mı yazmalıyız sona mı? Herhalde ünitenin sonuna içindekiler diye yazamazdık değil mi? Çok ayıp olurdu millete kadar. Anlatmışsınız konuyu. Sonuna bir de içindekiler sayfası koy. Olmaz. Peki ön örgütleyici o zaman çocuğu ne hale getiriyor? Hazır. Peki fen bilgisi dersinde öğretmen çocuklara bugünkü dersimize bir kavram haritasıyla başlamak istiyorum. Bu kavram haritasına şöyle bir bakalım. Bugün ne göreceğiz acaba derse? Bu ne olur? Hah. Peki Konuyu bitirdikten sonra gelin bugüne kadar anlattıklarımızı bir özetleyelim. Buraya kadar söylediklerimizi bir konu kavram haritasıyla pekiştirelim deseydi o ne olurdu hocam? Sentezleyici. Kısacası özet. Bir bakalım, bilgi haritasıyla bir kere daha inceleyelim. Konu sonunda bütünleştirme sağlıyorsa sentezleyici, konu başında çocuğu derse hazır hale getiriyorsa içerik, neymiş arkadaşlar? Ön örgütleyici. Ama bana sorarsanız sorunuz şurada. Bana sorarsanız sorunuz şurada. Şimdi dinleyin ön koşul ilkesine dayalı olarak, iyi dinliyoruz, ön koşul ilkesine dayalı olarak bir ünite bitirilmeden bir diğer üniteye geçilemeyen, üniteler arası ilişkinin ardışık sıralı ve aşamalı olduğu, üniteler arası ilişkinin zorunlu olduğu içerik programı hangisidir derse ne diyeceğiz? Kapsama ilişkisine dayalı olarak, bir ünitenin alt başlıkları arasında ilişki söz konusuysa, üniteler birbirinin kapsamında hiyerarşik bir şekilde işleniyor ve konuların kapsamı giderek genişletilerek tekrar ediyor derse, Peki ilkokul 1 okuma, ilkokul 2 okuma, ilkokul 3 okuma, ilkokul 4 okuma okuma, 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 okuma. Kapsamda giderek ne oluyor? Dördüncü sınıfa doğru genişliyor. Aynı ünite defalarca kapsamı genişletilerek ne yapılıyor? Tekrar ediliyor. Peki burada bir ünitemi var yoksa birkaç ünitemi bir ünite. Ama burada ise birkaç ünite arasında ilişki. Şimdi dinliyoruz. Farklı üniteler var tıpkı doğrusalda olduğu gibi ama aralarında aşamalılık, zorunluluğu yok. Her bir ünite kendi içinde anlamlı bir bütün. Örneğin o beden eğitimi örneklerini bilirsiniz. Futbol bilmeden basketbol bilemez gibi bir kural yok. Bunlar birbirlerinin kapsamında da değil, birbirleriyle ön koşulda değil. Anlaşıldı mı? İşte buna da ne diyormuşuz? Modüler. Peki Şöyle yemek yiyenler kimler? Birazdan öğlen, şey öğlen diyorum akşam yemeğine gideceğiz. Şöyle yemek yiyenler kimler arkadaşlar? Hocam ben önce çorbamı içerim. Sonra ana yemeğimi yerim salatayla destekli. Sonra tatlımı yer çayımı içerim diyenler kimler? Siz nasıl yemek yiyorsunuz? Doğrusal. Birini bitirmeden öbürüne ne yapmıyor? Geçmiyor. Peki şimdi dinleyelim. Hocam valla gideceği yer aynı değil mi ya? Ben önce tatlıdan başlarım. Niye bunları bu kadar aşamalandırıyorsun ki derse sıra ilişkisi yok. Peki sarmala geldik öyle çorba ana yemek mana yemek yok burada. Burada varsa bir menü olacak hocam. Bir menü olacak ama kapsamına da giderek ne yapacağız? Genişleteceğiz. Annem geldi aklıma. Derslerde hep verdiğim örnekti. Hafta içi yemek menüsünü söylüyorum annemin. Pazartesi yayla çorbası. Şimdi niye yayla çorbasını iyi pişirdiğimi anladın mı hocam? Salı yayla çorbası, çarşamba yayla, perşembe yayla, cuma yayla. Yalnız kadın ana yapılarını bozmadan, o hani yarmasıdır, yoğurdudur, zeytinyağısıdır, sosudur var ya, onu bozmadan arkadaşlar, ertesi gün nohutla ısıtıp bir daha verirdi. Ertesi gün fasulyeyle ısıtıp bir daha, aman ana yapıları bozmuyoruz, yarma gene var. Sulandırıp sulandırıp aynı yemeği önümüze koyuyor. Bu ne hocam? konunun kapsamı genişletilerek sürekli öğrenciye sunuluyor. Tamam mıyız? Ve birbirleriyle de aralarında aşamalıkta sağlıyor. Üniversite eğitiminizi hatırladınız mı? İlk yıllar ortak ve geniş tabanlı konular, ilerleyen yıllarda seçimlik konular. Ama burada kaç seçimimiz var hocam piramitsel için? Bir. Belki transkribinde 20 tane ortak ders olabilir ama yine aynı alandan mezun oluyorsan buna ne diyormuşuz? piramitsel. Biraz esnetelim, biraz esnetelim. İlk yıllar ortak, ilerleyen yıllar seçimlik dersleri okutuyoruz ama birkaç alanda da uzmanlaşma şansı tanıyoruz. Şu an yeni programlarımız biraz buna doğru gidiyor. Ona da ne diyeceğiz? Peki fark ne? Burada bir alanda uzmanlaşırken burada kaç alanda uzmanlaşacağız? Birkaç alanda. Mesela şu mühendislik fakültesi buna çok uygun ya. Adam malzeme mühendisi, inşaat mühendisi, orman mühendisi, tekstil mühendisi ve mekatonik mühendisiyim diyor. Sen kimsin ya? Adam birkaç alanda ne yapmış hocam? almış. Ama bize sorduğumuzda nesin diyor. Mesela ben arkadaşlar pedereciyim. Pedereciyim diyorum mesela. Ne kadar çağ dışı bir yaklaşım değil mi ya? Peki devam edelim. Tematik disiplinler arası ilişki yeni arkadaşlar kasasıyla ara disiplin yeni kasası çıktı bunu şimdi. Ve derslerin bütünleştirilmesi. Şimdi 20 sayfa içeriğiniz var hocam 20 sayfa içeriğiniz var. Fakat o içeriğinizde anlattığınızı ortak bir tema etrafında ne yapacaksınız hocam? Bütünleştireceksiniz. Anlaşılır mı demek istediğimiz? Hani o birçok mühendislik alanı saymıştım ama hepsinin esprisi de bir alan noktasında buluşacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 20 tane dersiniz var ama hepsi ortak bir arkadaşlar noktada ne yapacak? Buluşacak. Ve dersleri birbirleriyle mutlaka ne yapacaksınız? İlişkilendireceksiniz. Tipik bir disiplinler arası ilişkidir bu. Peki derste şöyle bir soru gelirse ne diyeceksiniz? Mühendislik dersleri birbirleriyle ilişkilendirerek götürülüyor. Ne diyeceksiniz hocam? Tematik. Dersler ilişkilendiriliyor. Ama günümüzde ders tarzında yapıldığı gibi şöyle de yapılandırılıyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz ona? Ee, ara disiplin, işte sağlık kültürü, spor kültürü gibi. Mesela Mehmet Okur var. Ünlü basketbolcu. Onu biliyorsunuz. Programlarda bu adamın hayat hikayesi anlatılıyor. Okuyorum. O adamın kariyer e, basamaklarını nasıl e, atladığı ve kariyerini, başarısını nasıl tamamladığı anlatılıyor. Çocuklara başarılı olma bilinci veriliyor. Yani dersler arasındaki ilişki artık böyle sosyal faaliyetlerle de ne yapılabiliyor? Sağlanabiliyor. Peki kısacası şunu söyleyebilir miyiz? Tematik disiplin değildir. Tematik nedir? Disiplinlerin bir araya gelerek bütünleştirilmesi ve disiplinler arası ilişkinin ne yapılmasıdır, kurulmasıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek istediğimi anladınız mı? Ama günümüzde bu daha çok neyle sağlanıyormuş arkadaşlar? Ee, ara disiplinlerle. İşte o spor kültürü, sağlık kültürü falan var ya. Rehberlik, girişimcilik gibi çocuklara dersler arası ilişki kurabiliyoruz. E tabi çağ değişiyor değil mi arkadaşlar? Yani artık tek bir alan yok. Birçok alan var. Bu alanlar birbirleriyle günümüzde ne hocam? ilişkili? Üniversitelerin çoğu böyle biliyor musunuz? Gerçi lisansla pek göremeyebilirsiniz. Yüksek lisansların çoğu böyle. O kadar çok alan var ki hepsi birbirleriyle ilişkilendiriliyor. Disiplinler arası ilişki kuruluyor ve bir alan üstünde bir uzmanlaşmaya çalışılıyor. Çünkü bu bilginin artık çeşitliliğiyle de alakalı bir durum oluşturuyor. Yani disiplinler arası ilişki ve ara disiplin. Yani alanı bütünleştirme, anahtar kelime bütünleştirme ve aralarında ilişki kurma. Peki aranızda yıllık ödev, tez bitirme, ödevi falan hazırlamayan yoktur herhalde değil mi? Dosya, rapor, panosunu. İşte onlarda nasılmış? konağı proje öğrenci kendi araştırıyor ve bir ürün meydana getiriyor ve bunu sınıfta arkadaşlarına soruyor. Sunuyor, soruyor diyorum. Peki söylesenize yaşantı merkezli programlar neydi hocam yaşantı merkezli programlar? Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının süreçte belirlendiği programlar. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ne zaman belirlendiği programlar süreçte. Peki içeriği o zaman ne zaman belirleyecekmişiz hocam? Neye göre? Öğrencinin soru ve sorunlarına göre. Çok ilginç. O Finlandiya örneğimi hatırlayın burada. Çocuk okula geldiğinde içerik belli mi hocam? Belli değil. Bu adamına göre değişir. O gün görsel sanatlar istiyorum gibi duran Mehmet belki de fen ve dua isteyecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Süreci öğretmen kendi ayarlayacak. İçerik süreçte ortaya çıkacak. Anlaşılır mı demek istediğimiz. Ve unutmayın, bizim ülkemizde hangisi kullanılıyor derse programlarımızda sarmal ve alandan sırama girecekler kimler? Hepinizin alanı sarmal ve temadiktir haberiniz olsun. Peki alanınız o zaman diğer derslerle ilişkili derse ne diyeceksiniz? alanınız kapsamı genişletilerek sürekli tekrar ediyor derse harikasınız be. Peki sınavda şöyle bir soru gelirse ne diyeceğiz? Üniteler ardışık sıralı aşamalı ve zorunlu ilişkilidir. Bir ünite bitti tamam geçiyoruz. Evet anlamışsınız arkadaşlar. E o zaman bana niye anlattırıyorsanız biliyorsanız ya. Sadist misiniz siz ya? Sabahtan beri 20 dakikadır bildiğiniz şeyleri bana anlattırıyorsunuz. Peki arkadaşlar bu hedefleri gerçekleştirmek için sıkı bir yöntem ve teknik bilgisine sahip olmalı mıyız? E ÖYT'de zaten onu anlatacağım. Peki bana söyleyin o zaman. Öğrencilere kazandırmak istediğim özellik hedef. Yazdığım konular içerik. Programlarına kadar da gördük. Peki bunu hangi yöntemle, hangi teknikle kazandıracaksın hocam? Örnek, yaratıcılığı geliştirmek istiyorsun hedef. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler diye bir masal yazmışsın içerik. Peki yöntemin ne hocam? Rol yapma. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hedefi gerçekleştirmek için bir yöntem belirleyeceğiz. Biz buna ne diyoruz? Eğitim durumları. Peki bu eğitim durumlarında materyalimizi, yöntemimizi, tekniğimizi, stratejimizi, yaklaşımımızı seçmeli miyiz hocam? Seçmeli süreç uygulamada yapacaklarımızı ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Ve çocuk nasıl daha iyi öğrenir? Hedeflere hangi yöntem ve tekniklerle ulaşılır? Ve bu yöntem ve teknikler neler olmalıdır aşaması burası. ÖYT dersimiz zaten bu bir diğer oturumumuzu. ÖYT'ye çok arkadaşlar ayıracağımız için bir nevi burası bir ÖYT'dir ya. Tam öğrenmeden anlatacağım mesela burayı. Kısaca yeri gelmişken anlatalım. Süreçte çocuklara bunları tasarlamalı mıyız? Peki söylesenize davranışının kalıcılığını artırmak istiyorum ne yapardınız? Yok davranışının kalıcılığını artırmak istiyorum. Ha Peki şöyle deseydim. Davranışının sıklığını ve tekrarını artırmak istiyorum. Onu bir daha yapsın. onu bir daha yapsın. Peki streç. Işte, peki onu bir daha unutmasın deseydi. Peki o zaman bana söylesenize. Çocuklar tartışıyor, sorulara cevap veriyor, proje hazırlıyor, işbirlikle öğreniyorlar ve daha kalıcı öğreniyorlar. Bu ne? Yaptığı davranıştan sonra ödül alıyor bir daha yapıyor. Ama hatalı davranışlar var. Biz hatalı olduğunu bazen söylemeliyiz. Yanlışlarını ne yapmalıyız hocam? Hatalı olduğu durumlarda sorularla doğruya yönlendirmeliyim. Mi acaba? Cevabının doğruluğundan emin misin? Sakın eksi bir bölü iki olmasın. İşte bunlara da ne diyoruz? Sorularla doğruya ne yapma hocam? Yöneltme. Tamam mıyız hocam? Dönüt çeşitleri var onları bilin. Dönüt çeşitleri var. Mesela onaylayıcı dönüt diyoruz. Davranışının doğruluğunu ya da yanlışlığını söylüyoruz. Evet çinasiydi. Hayır namı kemal değildi. Bunların her biri birer ne arkadaşlar? Onaylama. Davranışının sonuçları hakkında bilgi veriyorum. Hayır namı kemal değil şinasi olacaktı dersem yanlışlarını giderdim. Davranışının doğruluğunun ya da yanlışlığının nedenlerini ifade ederek dönüt de verilebilir. Örneğin Mehmet'e sorduk, karenin iç açıları toplamı kaçtır? 360 derece hocam dedi. Öğretmen, çünkü dört tane dik kesen açımız var ve her biri 90'ar derecelik açılarla kesiyor. 90 çarpı 4'ten 360'a ulaşırız derse bu bir ne tür dönüt hocam? İfade ediyoruz. Ha her zaman doğruyu değil ha, yanlışı da ifade ederiz. Açıklamalar yapıyoruz. Peki... Yani dönükler dönütler bu şekilde de olabiliyor. Onu söylemeye çalışıyoruz. Şimel adlı bir eğitim bilimcinin ortaya Teşhis edici. Çocuğa çalışma yollarını ve kaynaklarla kendi yanlışını tespit etmesini söylüyoruz. Soruya yanlış yanıt veren Mehmet'e öğretmen bu konuyla ilgili kitabımızın 86. sayfasındaki okuma parçasını okursan soruyu daha kolay çözersin der. Çalışma yolları ve kaynak. Tamam mıyız hocam? Çocuğun bilgisi doğru ama yeterli değil. Eksik. Eklemeler yaparak bilgi dağarcığını ne yapacağım? Genişleteceğim. Öğretmen Mehmet'e sorar. Karenin özellikleri nelerdir der. Mehmet dört kenarı birbirine eşittir hocam der. Ve burada kalır. Öğretmen bunun yanı sıra her kare bir dikdörtgendir. İç açıları toplamı 360 derecedir ve karenin iç açıları toplamının 360 derece olmasının sebebisi şudur falan. Ne tür bilgiler veriyor arkadaşlar? Ek bilgiler ve çocuğun bilgisini ne yapıyor arkadaşlar? Genişletiyor. Anladınız demek istediğimi. Din kültürü öğretmeni var mı aramızda din kültürü öğretmeni? Güzel ben bir soru soracağım size ve verdiğiniz yanıt eksik olduğu için ben e, tamamlayacağım. Oldu mu? İslam'ın şartları nelerdir? Bir tane söyleyeceğiniz ki ben eklemelimi yapmam lazım. Orada kalacaksın zaten namaz kılmak diyeceğim çünkü eksiğin var senin. Ben ekleme yapacağım. Bunun yanı sıra oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadette İslamiyet'in şartlarındandır. Öyle değil mi Mehtap? İşte bu tür dönütleri biz ne diyoruz? Genişletme dönütleri diyoruz. Bak şimdi arkadaşlar bütün hedeflerimi, içeriğimi, yöntemimi belirlesem de işe yaramaz biliyor musunuz? Ne yapmak lazım? Ölçmek yani biçmek yani değerlendirmek lazım. Adam ölçecek, biçecek, kesecek. Kim bu ölçen, biçen, kesen kim? Sertaç hocamız bravo. Alkış. Sertaç öğretmenimize alkış. Tabii yani ölçme ve değerlendirmeci değil mi? Bunlar önemli simalar. Arkadaşlar ölçme ve değerlendirme araçları hazırlayacağız ve programlarımızın ne kadar başarılı olduğunu test edeceğiz. Bu ölçme hocanızla sizi baş başa bırakıyorum. Başa dönüyorum. Program geliştirme süreci planlamayla başlar. Planlama sürecinin ilk aşaması komisyon kurmaktır. Komisyonlar taba modeli gibi modellerle planlama yapar ve ihtiyaç çalışmaları yaparlar. Bitti. Daha sonra program tasarlamaya geçilir. Önce hedef belirlenir, sonra içerik belirlenir, sonra eğitim durumları belirlenir. Daha sonra programların başarısını test etmek için ölçme araçları hazırlanır. Kenara konulur ve programlar uygulanır dersek yanlış olur. Programları örnek sahalara gönderip test etmemiz gerekir. Niye? Çünkü eksiğimiz var mı yok mu diye bakmamız lazım. Bugün bir arkadaşlar fen bilgisi programı hazırlayacaksınız. 60 bin okul var hocam. 60 bin okulun 60'ında da programları uygulamak doğru mu? Değil. 100 tanesinde uygular. Orada gördüğünüz eksikleri test eder ve bir daha bunları yapmaz. Tüm Türkiye'ye ne yaparsınız? Genellersiniz. Pilot okul dediğini biliyor musunuz arkadaşlar? Evren örneklem ilişkisi kurmadır. Neymiş hocam? Evren, örneklem, ilişkisi kurma. Peki pilot okulu uygulamasında deneyimli ve başarılı öğretmenlere ihtiyacımız var mı? Tabii ki. Deneyimli ve başarılı olması için hizmet içi eğitim verilebilir mesela. Ön koşul bilgi ve becerilere sahip öğrencilere ihtiyacımız var mı? Tabii ki. Peki söylesenize, ana sınıf eğitimi programlarını siz üniversiteli öğrenciler üzerinde test edebilir miyiz hocam? Gelişim özellikleriniz uygun olmaz değil mi? Ön koşul bilgiler eksik olur. E uygun öğrenme ortamları. E şimdi bak pilot okul uygulaması yapacağız. Projeksiyonumuz var ama fiş yok ya da priz yok. Olmaz. Yani öğrenme ortamının fiziksel düzenini de iyi ayarlayacaksınız. Bir okula gitmişiz hocam. Okula gideceğiz. Pilot okul uygulaması yapacağız. Okul yok. Yani uygun öğrenme ortamı olacak ki biz orada ve şöyle diyorlar hocam ee, İmar izni çıkmadığı için okul resmi olarak 5 yıl açık da. İmar izni çıkmadığı için daha binayı yapamadık diyorlar. Yani ortam yok, uygulama yapacağım da. Peki aşamalarına bakalım ve kapatalım sizleri yemek yemeye gönderelim. O yüzden 25 dakikayı çok iyi değerlendirin, tekrar toparlanalım, ÖYT yapalım. Özlem neredesin Özlem? Uyumadın değil mi? Semi kontak mı yaptık biz şimdi? Vur kaç. Semi kontak, vur kaç değil mi? Puan toplayacağız. Vuruyoruz, kaçıyoruz. Peki, musabaka ne? Maç mı diyoruz ona? Maç ne? Ağız burun birbirine girme. Peki program geliştirmede semi kontak yaptım haberiniz olsun. Vurdum kaçtım. Ama ÖYT'de ikinci oturumda yemekten sonra ağız burun birbirimize gireceğiz. Maç yapacağız. Çünkü sorunun ağırlıklı olduğu yer ora. Ya birbirimize dalarız ya da hakkı inan bu işin içinden çıkar gideriz. İyi dinlenin. Oldu mu? Semi kontak bitti. Semi kontak bitti. Puan topladık maça geçeceğiz. Hazır mısınız maç hocam? ÖYT başlıyor. Hocam her şeyin başı neydi? Pilot okulu uygulaması bile olsa. Ne bu plan ya? Hocam ne yapacağını önceden bir hazırla ya. Peki daha sonra ne seçeceğiz? Okul ve sınıf. Okul seçerken tüm ülkeyi temsil etmesine dikkat etmeliyiz. Peki tüm ülkeyi temsil eden il hangisidir Türkiye'de? İstanbul 16 milyon nüfus. Süper. Peki Ankara İç Anadolu bölgesini temsil gücüne sahip mi? O zaman Ankara'dan da alacağız. Peki Ankara'nın yerleşim birimlerine kadar ineceğiz mi? Ulus, Cebeci, Çankaya oralara kadar gideceğiz mi hocam? Gideceğiz. Yani tüm ülkeyi temsil eden bölgesel temsil gücü ve yerleşim temsil gücü. Öğretmen seçeceğiz. Öğretmenlerin gönüllü olması lazım. Zorlama yok arkadaşlar. Arkadaşlar iki çocuğu var öğretmenimizin. E, üçüncüsünü de hamile. Sekizinci ayında kadıncağız. Pilot okula mı göndereceğiz şimdi kadını? Kalk pilot okula gidiyorsun falan diye yani. Burada ne var hocam? Hocam çoluk çocuk evde bekler hamileyim değil mi? Gönüllülük var. Gönüllü öğretmenlerimize programları tanıtıyoruz. En iyi yol hizmet içi eğitimdir. Ve bu öğretmenlerimiz programları uyguluyor ve programları değerlendiriyorlar. Birkaç hatamız vardı. Bunları biraz güncelleyin ve tüm ülkeye gönderin diyoruz ve vatana, millete hayırlı olsun diye programları uyguluyoruz. İkinci oturum için aramızı veriyoruz. ÖYT için ikinci oturum için ara veriyoruz arkadaşlar. Evet, size 25 dakikalık bir ara tanıyorum. Yemeğinizi yiyin.